أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Paranormal Ofis. Üstad-ı Said, araştırmacı yazar. Erol Tangut. Doğru tevbe teknikleri. Şeytan Haritası kitabımız çıktı. Doğru tevbe. Şeytan Haritası kitap tanıtım ve sipariş hattı 541 850 84 67. Erol Tangut. Paranormal Ofis. Evet, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz neydi? Cengiz Han. Cengiz Han. Cengiz Han, bu tedavi seansımızın çekimini yapıp yüz buzlanma izniyle YouTube'da yayınlanmasına izin veriyor musun? Veriyorum. Peki, Allah sadakana saysın. Annesi, siz de izin veriyor musunuz? Veriyorum. Allah sadakanıza saygı. Amin. İsterseniz önce tanışarak başlayalım. Çünkü birbirimizi ismen bilmemizde büyük fayda var. Benim ismim Nadir Karataş, memleketim Ankara. Şu an burada Erol Hocam'la birlikte sizlere hizmet etmek üzere görevliyiz. Bu kardeşim... Telefonda sizinle konuştuk herhalde biz. Değil mi? Yok, olmayabilir. Adem Şahiner, kendisi... Bilmiyorum, içime öyle geldi. Kırıkkaleli. Görevli kardeşlerimizden, hocalarımızdan. Teoman Kayacı kardeşimiz de Gümüşhaneli, kendisi yine burada görevli hocalarımızdan bir tanesi. Sizin isminiz? Zehra Elibol. Zehra. Seninki tekrar alabilir miyim? Cengiz Han. Zehra Hanım, yaş kaç? 55. Sizinki? 32. Kaç yıldır evliliğiniz sürüyor? 34-35 oldu herhalde. Çok güzel. Kaç çocuk var? 2. İkisi de erkek çocuğu. İkisi de erkek. Cengiz, evli misin? Bekar. Bekar. Bugüne kadar hiç evlilik yapmadın değil mi? Hayır. Baban sağ mı? Sağdır. Siz anne baba sağ mı? Sağ. Ha, benim annem babam öldü. İkisi de rahmetli oldu. İkisi de rahmetli. Babanla anne babası yaşıyor mu? Annesi yaşıyor. Anne yaşıyor, baba öldü. Dedi rahmetli oldu. Evet. Herhangi bir işle uğraşıyor musun Cengiz? Şu an hayır. Çalışmıyorsun. Baban ne işle meşgul? Tekstil. Tekstil. Yani esnaflık yapıyor. Evet. Evet, şimdi Cengiz Han, seni buraya getiren, seni sıkıntıya sokan duyguların, düşüncelerin, hislerinde ve günlük hayatında aşamadığın, çözemediğin neler var? Bizimle paylaşırsan biz de sana yardımcı olmaya çalışacağız inşallah. Vaktimiz varsa baştan itibaren anlatabilirim. Buyur, anlat bakalım. Kadarıyla. 3 sene önce kadar ben Filipinler'de yaşıyordum.
iki arkadaşımla beraber. Oradayken kendimin Hazreti Mehdi Aleyhisselam olduğuna dair bir düşünce arayüz oldu. Ve bunun üzerine paranoyalar başladı. Herkesin gizli bir örgütten olduğunu düşünmeler başladı, ailem dahil. Vesaire bir buçuk sene kadar bunun böyle olduğunu düşündüm ve bunun için hırçınlıklar vesaire. Son bir buçuk senedir de bunun böyle olmadığı kanaatinde olsam dahi inanılmaz bir bunalım, yapmak istediği hiçbir şeyi yapamama, yapmamak istediği şeyleri yapma, paranoya durumu, içimde benim söylemeyeceğim normal şartlarda cümleler kuran sözler, yani benim normal şartlarda hiç dile getirmeyeceğim şeyler söyleyen yani senin içinden, düşünceler. Yani senin içinden konuşulan veya senin zihnine gelen şeyler aslında senin vicdanın kabul etmiyor. Kesinlikle. Aklın kabul etmiyor ama geliyor. Ve sürekli geliyor. Canlar reddiye yapmana rağmen geliyor. Ve bütün gücümü, enerjimi reddiye yapmaya ayırmak zorunda kalıyorum. Böyle ve paranoyanın devamı, her ne kadar bu işte Mehdi olmadığıma kanaat getirsem dahi izleniyormuş paranoyası vesaire gibi şeyler. Bu konuyu aşabildin mi? Mehdi olmadığıma, Mehdi olmadığıma kaniyim kesin, onda bir sıkıntı yok. Ama seni takip ettiklerine, seni izlediklerine inanıyorsun. Onu da zihnen inanmıyorum ama davranışlarımın üzerinde yalnızken yalnız değilmişim hissiyatı. Yalnızken de sanki birileri beni takip ediyormuş hissiyatı olduğunu, zihnen böyle bir şeyin olduğuna inanmıyorum ama hissiyat olarak bende bu mevcut, davranışlarımı etkiliyor. Namaz kılmamın önüne çok büyük bir engel olarak geçiyor. 4 rekatlık namazı tamamlayamıyorum, yani ne kadar denesem de tamamlayamıyorum. Bundan çok muzdaribim. Eksik kıldın mı diyor. Efendim? Eksik kıldın mı diyor. Eksik kıldığını var, tamamlayamıyorum. Sen bir şey bana selam verdiriyor. Yani duayı okurken sağ bir selam şey bana diyor, sen veriyorsun. Yani istemsiz olarak başım dönüyor. Selam verir halde buluyorum kendimi. Ve bir daha durmak dünyanın en büyük kabusuymuş gibi geliyor. Yani son 4-5 gündür de bu içimdeki şeyleri, ben aklımın ürettiği depresyona bağlı saçma düşünceler olduğunu falan düşünüyordum. Ama son 4-5 gündür de neredeyse emin olma düzeyinde musallat olduğuna kanaat getirdim ve bunların musallatların konuşması olduğuna çok öyle büyük ölçüde kanaat getirdim. Ve bu sefer, özür dilerim sözünüzü böldüm, bu sefer daha da sıkmaya başladılar. Evet, biz senin içinde varız ve biz seni yönlendiririz ve biz bize itaat edersin. Bize itaat edersin. Bizden hiçbir zaman kurtulamayacaksın. Bunun hiçbir şansı yok. Buraya gelirken bile gönlüm o kadar gelmek istiyor. Erol hocama inanılmaz bir saygım var. İzlediğim videolarında tamamen yürekten inanıyorum kendisine. Ama gelirken bile içimde bir kısım lanet okuyor buraya geldiğim için. Yani o kadar gelmek istemiyor içimden bir kısım. Yani vesvese vermediler mi? Vesvese de verdiler. Gelmemen için. Gelmemem için vesvese de verdiler ama vesvesenin ötesinde yani sana hakaret ediyorlar. Hakaret ediyorlar. Karamsarlığa sürüklemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve hakikaten beni paralize ediyorlar. Yani hiçbir şey yapamıyorum yapmak istediğim ve yapmamak istediğim salak saçma şeyler yaptığımda oluyor çok. Bu ilk 2014 yılında Filipinler'de yaşarken başladı. 2014 yılında Filipinler'de yaşarken mi başladı? Geçmişin var mı daha önceden? Daha önceden bu tarz olaylarla ilgili hiçbir geçmişim yok. Mutlu bir hayatım vardı ama İslami çizgide değildi. Peki, yani alkol vardı, namaz yoktu, kötü alışkanlıklar vardı, bir anladım. Sürü... Biz Allah'a, dine, kitaba küfür ettik mi sen? Ediyordu. Ediyordu değil mi? Ediyordu. Orada işte. İşte ne yapayım? Sen küçükken asosyal mıydın? Şaka, o benim ne demek istediğimi anlıyor ama diyordun sen, ne diyordun? Yapmış, yani konuşmasından direkt anlaşıldı zaten o işin.
yazmış, lanet de okumuş bu. Tamam, onun için her şeye, bak buraya gelirken bile diyor, şimdiki lanet okuyor. Şimdi lanet okumuş, lanet dönmüş, Allah'a kitaba dine küfür etmiş. Benim hatırladığım tek bir şey var ciddi olarak. Allah'a dine kitaba küfrüm yok ama şu var, arkadaşımın biriyle konuşurken bir keresinde ya şeyle ilgili ne düşünüyorsun o zaman, Peygamber Efendimiz'le ilgili ne düşünüyorsun o zaman diye sormuştu. İyi adammış, hoş adammış ama ben vahiy aldığına inanmıyorum. İyi niyetle yazmış olduğu bir kitap olarak düşünüyorum gibi dediniz bir bunu. Şey söyledim. Bunu söyledim. Bunu 3,5-4 sene önce kadar söyledim. Yani bir aşırı bir şirke girmiş zaten, tamam mı? Şimdi bunu inanarak söylemişsen zaten... Bunu inanarak söyledim. Bunun yani iman dairesinden dışına çıkmışsın zaten. Evet, sen. Evet. Yani iman dairesinin dışına kendini evet. Atmışsın. Allah'a inancımı hiçbir zaman yitirmedim ama bunu ama inanarak söyledim. Ama sorgulama yaptın mı yapmadın mı sen? Nasıl? Onu söyle. Var mı yok mu ikilemede kaldın mı? Allah var mı yok mu da kalmadım ama İslam'ın kökleri konusunda sorgulama yaptım. Sikerdir. Evet. Sen Allah'ın varlığına inancım hiçbir zaman gitmedi ama şey var. Peygamberine de reddediyorsun. Tabii tabii. Şimdi inanç bir bütün olduğu için. Amin abi. Bütünün bir parçasını çıkarttı mı o iman kalesi yıkılır. Mesela Allah Resulü'nü çıkart oradan bitti işin. Allah'a inansan bile mesela bir gün diğer milletlerde Allah'a inanıyorlar. Ama Resul'e geldi mi Peygamberimizi kabul etmeyince iman kaleleri yıkılıyor yani. Bir de şey yaptın mı sen, küfür ettin mi anneye babaya falan, sinirle? Anneye babaya küfür konusunda bilmiyorum. Ettim abla. Yüzümüze karşı şeyden sonra, defterlere yazmış. Mehdi hissettikten sonra kendimi Mehdi babaya çok ağır sözler sonra. Söyledim. Kendimi evet. Mehdi zannettikten sonra onu farklı bir işte gizli örgütün bir parçası falan diye düşündüğüm için ve belli şeyleri geçmişte bilerek benim aleyhime yaptığı gibi bir kuruntuya düştüğüm için babaya çok ağır sözler söyledim. Söyledim. Evet. Kaç ama yaşında, aranızda kaç yaş var abla? Bizim de. 25. 25 yaş mı var abla? 24-25. Sende ne zaman? Çocukluğum vardır da ileride de tavan yapmıştır. 29 yaşında da normal yaş yapmış. Sen mesela çocukluktan itibaren büyürken asosyal olarak mı büyüdün, içine kapanık mı büyüdün? Çocukken biraz içime kapanıktım. 17-18'imden itibaren açıldı. Açıldım. Büyük çocuk mu? Küçük. Yok. Küçük. Öbür arkadaşımda sıkıntı var mı arkadaşım? Kardeşimde. Abide bir sıkıntı var mı? Abisinde. Abisinde. Sinir, öfke gibi ondan sonra. Çok sakindir o. Sakin. Ya biz problem görmüyoruz. Ama çıkışlar oluyor. Eşim de sinirlidir çok. Abinin inancı nasıl? Babasının ya. Babasının mı? Hı. Babası... İnançlı birisi. Kınar mıydı diğer insanlara böyle yorum yapar mıydı? Yapar. Yapar. Şöyle bazı hocalara... İslam'a söz geldiği zaman hocalara bile küfrettiği oluyor. Yani kendi görüşünde kendi olur. Görüşünde olmayan babama göre bidat sayılabilecek bir hareketi yapmış bir hoca. Tabiri caizse anavra düz küfür ettiği de olmuştur. Evet. Sende de bu ayna gibi akis yapıyor işte. Geliyor işte, yansıyor sana. Şimdi evet. Sen de görmeye başladın bunları. Eleştirdiği, kınadığı şeyleri sen de görmeye başladın. Bir şey sen bir kusur abdestini tamamlatalım. Bir kere işaret gösterelim. Olur. Bir tane var. Kapat bakayım. Tamam, bir kapatsın. Bir kusur yap. İslam'a duası yapalım mı? Yapalım. Bir tamam. Şey söylemek istiyorum hocam. Az önce de konuştuk. Yani bana... Aha, sen öyle de, ben ona öyle gusül abdesti aldırırım zannet dedi. Direkt cümle halinde bunu söyledi yani. Sen onu dinle lan. Bir elini aç bakalım şimdi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Şirke düşmekten. Şirke düşmekten. Gelen şeytandan sana sığınırım. Gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et bakalım bu sığınma duasına. Allah'ım. Allah'ım. Şirke düşmekten. Allah'ım şirke düşmekten. Gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım şirke düşmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et. Devam edelim bunu. Söylemeye devam edelim. Allah'ım şirke düşmekten gelen şeytandan sana sığınırım.
Allah'ım, şirke düşmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, şirke düşmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, şirke düşmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, şirke düşmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, şirke düşmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, şirke düşmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, şirke düşmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, şirke düşmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, şirke düşmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, şirke düşmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, şirke düşmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, şirke düşmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, şirke düşmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, şirke düşmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, şirke düşmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, şirke düşmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, şirke düşmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, şirke düşmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Allah'ım, şirke düşmekten gelen şeytandan sana sığınırım. Vücutta bir hareket oluyor mu? Vücuduna bir ürperme, kasılma? Vücutta değil ama zihnimde bir şeyler oluyor hocam. Yani, ne gibi mesela? Ne hissediyorsun zihninde? Yani şuradan şuraya doğru bir şey çıkıyormuş gibi hissediyorum içeride. Bir de ben bunu söylerken yine arada çok şiddetli olmasa da konuşuyor benimle. Tekrar başka bir sığınma yapalım. Allah'ım. Allah'ım. Zatına küfretmekten gelen şeytandan sana sığınırım de. Allah'ım, zatına küfretmekten gelen şeytandan sana sığınırım. 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 Vücutta bir hareket oluyor mu? Şey yok ama aklıma bir şey geldi hocam. Sizle paylaşabilirim. Ya bu devirde alkol de günah olur mu gibisinden benim İslam'da söylemiştin değil mi? Kur'an'da söylediğim oldu ve başka günahlarla ilgili de düşündüğüm oldu. Yani aslında bundan günah olmaması lazım bu devirde şeklinde. Bu devirde bunlar da günah mı olur canım? Mesela içki evet. için söylemiş olabilirsin. İçki için söyledim. Peki Allah'ım. Allah'ım. Babamın yaptığı kınamadan gelen şeytandan sana sığınırım de. Allah'ım, babamın yaptığı kınamadan gelen şeytandan sana sığınırım. 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 Şimdi şöyle getirik mi?
şey olsun. Bir hareket var vücutta? Yok hocam. Peki, bir kelime şehadet getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Ve resulüdür. Kulu ve resulüdür. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Muhammeden Resulullah. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun resulüdür. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Filipinler'de poker oynayarak hayatını kazanmak istediğini... Kumar oynadınız, para kazandınız. Oynadım, para kazandım. Onu da helal gördüğüm de oldu. Helal diyordu. Oranın kendi şeyince helal görmüş. Evet. Bir sırt muayenanı yapalım senin. Bir ayaklarını birleştir. Kendini rahat bırak, tamam mı? Ben şimdi senin sırtına bir çekim yapacağım. Geri gelirsen tutarım. Endişe tamam. Etme. Anlaştık mı? Tamam. Tamam. Geri geldin değil mi? Topları birleştir Cengiz Han. Hızlı çek. Şimdi bir hızlı çekeceğim bakalım Cengiz Han ne olacak? Ayaklarına doğru rahat ol, relax ol böyle. Kendini kasma, tamam mı? Gel bakalım. Yüzün burada bir ağrı var mı? Çok. Çok yüksek mi? Çok yüksek. Burada var mı ağrı? Çok yüksek. Burada? Çok yüksek. Mirasla ilgili sizin ve eşinizin varisleriyle aralarında hiç ihtilaf çıktı mı? Bizim kardeşler arasında var. Çıktı değil mi? Evet. Tamam. Birbirinize söz söylemişsiniz. Efendim? Birbirinize olumsuz söz evet, söylemişsiniz. Evet. Burada var mı? Çok karanlık gelir. O kadar yok. O kadar yok. Ay yenmişlik, içilmişlik. Şu an buralarda bir rahatsızlık hissediyor musun? Hayır. Nefesini kesen bir durum var mı? Nefesimi kesen bir durum var. Burada var değil mi şu an? Evet. Burada? Şu an nefesin kesiyor mu burası? Evet. Burası? Evet. Burası? Evet. Burası? Evet. Burası? Evet. Burada? Evet. 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 Aa! Burada acıyor mu? Acıyor. Burası acıyor.
Ah! 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 İki tarafı var mı? Ah! Sırt üstüden bakalım be. Hocam. Seni dinliyoruz. Şu an şimdi tespit için parmağımızla seni muayene yapıyoruz, tamam mı? Yani gayemiz senin canını acıtmak değil. Eyvallah. Cengiz, anlaştık mı? Eyvallah. Tamam kardeşim. Elin böyle dursun şöyle. Rahat ol böyle, kendini kasma bir. Ah! Var mı ağrın? Ah! Rahat ol. Ah! Ah! Hiçbir şey dokunulmuyor. Ah! Şimdi hiçbir şeyin kalmayacak bak. Aaa! Aaa! Kalk. Aaa! Şimdi tövbe duaları yapacağız, hiçbir şeyin kalmayacak, tamam mı? Anladın mı? Ben de bakayım ben. Sen de konuş. Bir bakalım bir. Şöyle birleştir ayaklarını. Arası boş ver. Şimdi Cengiz abi bana bak, gözlerime. Şimdi ben sana bir şeyler okuyacağım. Ve arkasından sorular soracağım. Sorulara sen cevap vermeyeceksin. Anlaştık mı? Anlaştık. Sorduğum sorulara sen cevap vermiyorsun. Sadece gözlerime içine bak ama kafanı kaldırma, aşağı eğme. O zor hocam. Niye? Bilmiyorum. Şu an biz aynı cinsten varlıklarız. Sen buraya emin olarak geldin. Bizden bir zarar gelmeyeceğini biliyorsun değil mi? Biliyorum hiç. Birimizin gözlerine bakacağız muhabbetle. Bakalım mı? İsterim ama başımı aşağıya bilirim. Eğmeyeceksin. İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubikelimetillahittahmetim min külli şeytanir rahmetim ve min külli aynil lamme. Euzu bi kelimetillahi ta'ameti min kulli şeytanin ve hammetin ve min kulli aynin lamme. Euzu bi kelimetillahi ta'ameti min kulli şeytanin ve hammetin ve min kulli aynin lamme. Euzu bi kelimetillahi ta'ameti min kulli şeytanin ve hammetin ve min kulli aynin lamme. İnneke meytun innehum meytun. İnneke meytun innehum meytun. Senedi ve celeb iş şefaati ve ma halaga bil küntüm. Ve ecmaülün cemilün kesir. Ve el cinni şeytani ma şediga ma şediga ma şediga ma şediga senedi ve cenip iş şefaati ve ma halaga bil küntüm ve el ecmaülün cemülün kesir ve el cinni şeytani ma şediga ma şediga ma şediga senedi ve cenip iş şefaati ve ma halaga bil küntüm ve el ecmaülün cemülün kesir ve el cinni şeytani ma şediga Ma şediga, ma şediga, Allah, Rahman, Rahim, Fert, Hakem, Hay, Kayyum, Adl, Kuddüs isimleri adına. Süleyman Aleyhisselam'ın ahit namesinden duanı hak ile sana emrederim İfret. Lisana gel. Çık yukarı lisana gel. Konuşalım mı? Konuşalım mı? Konuşmayalım. Niye? Niye? Sürekli bu çocuğun içinde konuşmuyor musun? Şu an bir başkasıyla konuşarak sosyalleş. Olmaz mı? Hı? Olmaz. Niye? Neden olmaz? Varlığın mı ortaya çıkar? Hı? İstemiyorum. Neden istemiyorsun? İstemiyorum. Neden istemiyorsun? Yasin, Elif, Lam, Mim, Taha, Hamim kelimeleri sırrınca Allah'ın hıs ve kudreti adına sana emrediyorum İfrit. Lisana geldin, sorularıma cevap ver. Sen bana emredemezsin. Kim emreder sana? Sana kim emreder? Bilmiyorum. Neden bilmiyorsun? Bilmiyorum. Neden bilmiyorsun? Ben sana emredemezsem sana kim emreder? Hangi hatayla bu bedendesin? Bu çocuk hangi hatayı işledi? Hangi günahtan ruhsat aldın? Hı? Bu çocuğun diliyle, eliyle işlemiş olduğu bütün hata ve günahların affına vesile olması niyetiyle sadaka vereyim mi? Vermem. Niye? Vermem. Neden? Vermem. Neden vermeyim? İstemiyorum.
Neden istemiyorsun? Verirsem ne olur? Hı? Verirsem ne olur? Babasının yaptığı kınamaların affına vesile olması niyetiyle, babasının yaptığı tüm kınamaların hem kendisinden hem de bu evladından, bu bedenden kalkmasına vesile olması niyetiyle bir sadaka vereyim mi? Ben neden? İstemiyorum. Ama neden istemiyorsun? Bak, bana cevap vermezsen sorularıma, lisana geldiğin halde sorduğum sorulara cevap vermediğinden dolayı bu bedende helak olman için Allah rızası için sadaka veririm. Anlaştık mı? Sorularıma cevap verecek misin? Hayır. Atayım böyle bir niyetle sadaka. Bana bir şey yapamazsın. Ben sana bir şey yapmayacağım ki. Sana bir şey yapacak olan Rabbimiz, Allah Zülcelal Hazretleri. Yaparsa o yapar, yapmazsa o yapmaz. Biz aciz varlıklarız, aciz insanlarız. Bizim bir güç kuvvetimiz yok. Doğru mu? Doğru mu? Doğru mu? Gülmek istiyorum. Gül bakayım. İsmini niye? Mi? Niye güldün? İsmini bir sor bana. İsmini peki mi? Adın ne senin? Bilmiyorum. Bak eğer sorduğum sorulara doğru cevap vermezsen senin kafanı sıkarım. Adın ne senin? Bilmiyorum. Adın ne senin? Sıkma. Adın ne senin? Bilmiyorum. Adın ne senin? Bilmiyorum. Hangi günahtan ruhsat aldın? Bilmiyorum. Biliyorsun. Bilmiyorum. Biliyorsun. Bilmiyorum. Biliyorsun. Bilmiyorum. Biliyorsun. Bilmiyorum. Biliyorsun. Bilmiyorum. Kaç yaşındasın? Bilmiyorum. Kaç yaşındasın? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Acıyor. Acıyacak tabii. Bilmiyorum. Kaç yaşındasın? Bilmiyorum. Hangi günahtan ruhsat aldın? Bilmiyorum. Ne biliyorsun sen? Bu adamın içerisinde buna sürekli Allah Teala'nın zatına, Peygamber Efendimiz'e, Kur'an'ın hükümlerine karşı söz söylettiriyorsun değil mi? Evet. Neden bu ruhsatı aldın? Nereden aldın bu ruhsatı? Bilmiyorum. Bu ruhsatı nereden aldın? Bilmiyorum. Hangi hatadan aldın? Bilmiyorum. Biliyorsun. Bilmiyorum. Biliyorsun. Bilmiyorum. Babasının kınamasından mı ruhsat aldın? Bilmiyorum. Babasının kınamasından mı ruhsat aldın? Bilmiyorum. Bu çocuğun kınamasından mı ruhsat aldın? Hı? Bilmiyorum. O zaman sadaka atacağız. Ver şeyi. Atma. O zaman benimle konuşacaksın. Hangi hatadan dolayı ruhsat aldın? Bu çocuğun Allah-u Teala'nın zatına, anneye babaya, Peygamber Efendimiz'e, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, Kur'an'ın hükümlerine, Allah'ın haram dediklerini helal dedirttiren bu ruhsatı nereden aldın sen? Bilmiyorum. Şeytandan. Sen kimsin? Sen kimsin? Şeytan. Sen şeytansın. Senin baban kim? Şeytan. Şeytan. Babanın adı ne? Hadi babanın adını bil madem öyle. Sen şeytan çocuğuysan. Aklıma geldi ama söyleyemiyorum. Niye? Söyletmiyorlar mı sana? Aklıma geldi ama söyleyemiyorum. Ben söyleyeyim. Söyleyeyim mi? Söyle. Bilirsen açılırım ama bilemez. Senin baban ismi Ahmet. Değil. Değil mi? Değil. Peki. Zülcelal. Senin baban ismi Azazil mi? He? Bilmiyorum. Senin babanın adı Azazil mi? Senin adın ne? Bilmiyorum. Allah'ım, karşımda duran bu kulunun eliyle ve diliyle işlemiş olduğu bütün hata ve günahların affına vesile olması niyetiyle babasının yapmış olduğu bütün kınamaların yapma. Hem kendi bedeninde hem de bu oğlunun bedeninden kalkmasına vesile olması niyetiyle yapma. Annenin babanın bu yapma. Çocuğa yapmış olduğu bütün lanet beraber duvarların kalkmasına vesile olması niyetiyle yapma. Bunun annesinin babasının ve ümmeti Muhammed'in başına bulunan bela ve sıkıntıların kalkmasına vesile olması niyetiyle niyet ettim. Yapma. Sen uzun için sadaka atma ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yapma. Konuşacak mısın? Konuşurum. Konuş. Hangi hatadan girdin bu bedene? Bilmiyorum. Allah'ım, senin
Gizlemiyorum, bilmiyorum. Senin ismi azamını kendisine okuduğum halde, Süleyman Aleyhisselam'ın ahitnamesini okuduğum halde, lisana geldiği halde, gerçekleri anlatmıyorum. Bu ifritin bu bedende helak olması niyetiyle niyet ettim seni zalimsin sadaka atmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Atayım mı? Devam edeyim mi? Konuşacak mıyız? He? Bu bedende zekat eksikliği var mı? Zekattan gelen musallat var mı? Var. Var değil mi? Çok. Çok. Babası zekat vermiyor mu çocuğun? Kendi vermedi. Kendisi para kazandı mı çocuğun? Parası oldu. Kim verdi parayı? Babadan para aldı. Babadan para aldı, harcadı. Bekletti mi o parayı? Bekletmedi. Üstünden bir yıl geçmeyen varla zekat düşmez. Yalan söylüyorsun. Değil mi? Bilmiyorum. Bilmediğin konuda niye konuşuyorsun benimle? Haram kazançtan var mı musallat? Kardeşim var mı burada? Kumar oynamış bu çocuk değil mi? Evet oynadı. Kumardan kazandığını yedi işte değil mi? Bilmiyorum. Sen hiçbir şey bilmiyorsun değil mi? Sen hiç eğitim vermediler mi sana? Gözünü kaldır bana bak. Gözünü kaldır bana bak. Senin eğitimden geçmedin mi? Bu bedene verdiğin vesveselerle hakimiyet mi kurdun? Mehdisin diyen sen miydin buna? Bilmiyorum. Bu çocuğa Mehdisin diyen kimdi? Bilmiyorum. Biliyorsun ya. Bilmiyorum. Biliyorsun ya. Sen bu bedende yaşamıyor musun? Bilmiyorum. Sen bu bedende yaşamıyor musun? Bilmiyorum. Sen bu bedende değil misin? Bilmiyorum. Neredesin sen? Ruhum ben. Hangi ruhsun? Bilmiyorum. Tabirin de yalancı. Sen yalancı. Ne iş yapıyor normalde? Vallahi ikimiz üniversite bitirdi ama çalışmadık. Şu anda çalışıyor mu? Çalışmıyor. Çalışmak istiyor mu? Hiçbir şey istiyor. İstiyor mu çalışmak? Evlenmek istiyor, çalışmak istiyor. Hiçbirini yapamıyor şu anda. Yapamaz. Niye? İsim verdim. He? İzin vermem. Niye? Vermem. Ama neden izin vermiyorsun yani? Bu çocuk... Çünkü onu sevmiyorum. Sen bu bedeni sevmiyorsun değil mi? Cengiz Han'ı seviyor musun? Bilmiyorum. Cengiz Han'ı seviyor mu, sevmiyor mu? Bilmiyorum. Önceden araştırlar mı da? Yalan. Çok söyler. Çok yalan. Zaten ağzındaki hep yalan. Allah'ın bu kulunun dinliyle söylemiş olduğu bütün yalanlara kefaret olması niyetiyle niyet ettim. Sen uzayınca sadaka vermeye. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın bu kulunun yalan söyleyerek diline hakim olan şeytanın dilini bırakmasına vesile olması niyetiyle niyet ettim. Sadaka vermeye. Bismillahirrahmanirrahim. Devam edeyim mi? He? Allah'ın bu kulunun eliyle, diliyle işlemiş olduğu bütün hata ve günahlara kefaret olması niyetiyle niyet ettim. Sen uzayınca sadaka vermeye. Bismillahirrahmanirrahim. Devam edeyim mi? He? Param bitiyor. Daha var başka. Anneden alırım şimdi. Anne de verir. Versin mi anne de? Vermez. Vermez mi o? Niyetle para da. Neden vermez? Ona attırırım ben. Bana vermesin, kendi atsın. Attırayım mı anneye? He? Atmaz. Niye? Atmaz. Neden? Atarsa ne olur? Bilmiyorum. Bir tarafın tutuşur mu? Bilmiyorum. Bir niyetle tutup at bakayım anne, antır bana evi. At dedi, gel. Bak atıyor şimdi. Anne atıyor bak. Gel bak. Allah'ım be. Allah'ım. Benim. Eşimin. Çocuklarımın. Çocuklarımın. Soy ve zürriyetimizi. Başımızdaki bela ve musibetleri defi niyetiyle, hayırlara vesile olması niyetiyle, şifa niyetiyle, hata ve günahlarımıza kefaret olması niyetiyle, tüm ümmeti Muhammed'in başındaki bela ve musibetleri defi niyetiyle, verdiğimiz, aldığımız faiz paralarını, verdiğimiz, veremediğimiz, eksik verdiğimiz zekatlarımızın yerine geçmesi niyetiyle.
yerine geçmesini. Tüm hatalı günahlarınızın niyetine, tüm hatalı şeytanların ve cinlerin, şeytanların ve cinlerin tuzaklarının, hilelerinin bozulması ve ortaya çıkması niyetiyle niyet ettim. Senin rızan için sadaka vermeye. Bismillahirrahmanirrahim. Aynı niyette ver, aynı niyette ver. Anne veriyor değil mi? Ben sen de burada yalan söylüyor, çok evet. yalan söylüyor. Yalandan evet. Şu aşırı derece yalan var. Evet. İstem dışı yalan söylemesine de evet. gerek yok aslında. Tabii. Ama popüler olmak için söylemiş. Ağzı alışmış, söyletir. Yalandan girmiş. Niye sussun? Devamlı yalan söylüyor. Hı? Mazeretleri var değil mi? Her şeyin mazereti biliyorum. Çalışmaya, işe gitmiyor. Hepsine. Bence rahatlığa alışmış olduğu için yalan söylüyor. Anne niye sussun?